Arkadaşlar selam her videoda sizlere bir tane CSGO skin veriyoruz arkadaşlar katılmanız çok basit bu videoya like atıyorsun kanala abone oluyorsun ve aşağıya instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra görüşürüz arkadaşlar selam yeni bir kasa açma videosuna hepiniz hoş geldiniz bugün K-Drop'tayız arkadaşlar eğer sizde bakiye yüklemek istiyorsanız çekiliş için 2 3 günü kaldı hadi katılın. Bak katılmayanlar ağlar arkadaşlar. Bu çekilişe katılmayan ağlar bak. Yeni çekiliş açacağım bak. Yeni çekilişimiz hani söz vermeyeyim de 5000 dolar falan olacak arkadaşlar. Buna katılırsanız ona da katılmış olursunuz. O yüzden arkadaşlar aşağıda açıklamadan çekilişe katılmayı unutmayın. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Bugün kasa savaşı yapacağız. Bu arada arkadaşlar 2 3 gün sonra Türkiye'ye dönüyorum. Türkiye'de hani iş güçlerim var. Onları yapacağım. Bayağı bir çalışacağız arkadaşlar. Güzel çalışıp güzel paralar kazanacağız. Bu arada arkadaşlar bizim kasamız silinmiş. <laughs> Tandır kalmış. Bir tandırı da alalım. Böyle arkadaşlar bir kasa savaşı oluşturuyorum da. Ya şu kasadan açmak istemiyorum. Neyse bir şans verelim şu kasaya. Bir de lore kasasından koydum. 4700 dolarlık kasa savaşını başlatıyorum. Hepiniz videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada YouTube'a tekrardan başlıyorum ya. Zaten youtube'dayım da. Brawl Stars'a başlayacağım ya. Acayip gaza geldim arkadaşlar. Herkes hani benim e, arkadaşlarım bunlar. Valla bak bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Hani mesela Brawl Stars'ta şey yapıyoruz. Ee, Ali abi var, Laz var, YBC var, Garloş var. İşte Lord Enzel var, Hüseyin Mert var. Hepsi çok iyi çocuklar gerçekten. Hani mesela aynı videolar çekiyoruz ya aslında birbirimizin rakibi gibi görülebilir. Ama hepsi gerçekten çok iyi insanlar. Beni de davet ediyorlar. Gel diyorlar bak biz girdik diyorlar bak şöyle diyorlar böyle diyorlar Beni de gaza getiriyorlar Geliyorum ama baba geliyor arkadaşlar valla baba gelecek Türkiye'ye döneceğim ee, Türkiye'de baya bir işlerim var ya valla sıkıldım arkadaşlar Aslında var ya daha güzel şeyler yaparım da Zamanım yok ki valla zamanım olsa ama birini tutacağım Bak bir tane editör tutacağım Editör tutacağım bak Editöre 20 bin lira maaş vereceğim 20 bin lira da bana video yapması için, video içerik oluşturması için birini bulacağım, birini ayarlayacağım. Ama buradan da güzel para kazandık. 20 bin lira da öyle vereceğim. Toplamda 40 bin lira. Yani ben o kanaldan e, ayda 150-200 bin lira kazansam, yani 150 bin lira kazanırım diye düşünüyorum. 150 bin lira o kanaldan kazansam, 40 bin lirasını editöre vesaire versem, e, 110 bin lira kaldı. 150 bin liranın da vergisi yüzde 40, yüzde 40 değil, 22. Yani ne kadar ediyor? Yani benim elime de 60-70 bin lira para kalacak. Güzel ya. 60-70 bin lira bence güzel 2000 dolar falan para diyor. En azından benim sayemde arkadaşlar birileri ekmek yemiş olur. Çünkü gerçekten mesela çok fazla çalışanım var. Hani çalışanım demiyorum kardeşim var. Ben zaten hiç kimseyi arkadaşlar hani böyle mesela editör mü? Gidip de editörü bulup da böyle edit yaptırtmıyorum ha. Abi. abi mesela yanımda tanıdığım birisi oluyor. Mesela şu an videolarımızı editliyor yani Caner kardeşim. Muhammed'in arkadaşıydı hani benim kardeşimin okul arkadaşıydı. Bayağı onunla konuştuk işte o da abi ben yaparım falan filan dedi. Vallahi şu an öyle bir edit yapıyor ki var ya Caner yemin ediyorum hani çok da fazla şey yapmayalım arkadaşlar dillendirmeyelim. Sonra şey olmasın yani başka yere kaçmasın. Caner gerçekten çok güzel edit yapıyor seviyorum kardeşim ya. Ama Caner'e de şey yapacağım ya. Aslında Caner'e de verebilirim de Caner'in de okulu var ya. Aslında bunların hepsini o Caner'e vereceğim var ya. Abi takır takır yapar da okulu var, genç adam, kız arkadaşı var, kızla buluşuyor falan. O yüzden Caner biraz şeyde kalıyor ya. Ama yaptıracağız ya. Güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Baya güzel geleceğim bak geleceğim. Bak ben ilk girdiğimde YouTube'a ben Larin'de neden bu kadar çok yükseldim? Abi editörüm sayesinde. Gerçekten Gökhan diye bir tane kardeşimizle çalışıyorduk. Şu an baya konuşmuyoruz falan hani unuttum yani gerçekten. Niye konuşmadığımızı da bilmiyorum. Ama baya bir çalıştık. Bayağı edit medit yaptı kardeşim sağ olsun. Onun sayesinde oldu yani. Editör gerçekten önemli ya. Hani mesela bence bir editöre hani eğer YouTube kanalıysa kanaldan pay verilmesi gerekiyor. Gerçekten kanaldan pay verilmesi gerekiyor. Çünkü ama bak şey kasa açmadan bahsetmiyorum yani şeyden ya da mesela düz editten bahsetmiyorum. Eğer kanalda hani böyle şey alım burayı aldık değil mi? Aldık güzel. Güzel. Normal mesela şey videolarda böyle yüksek kazançlı videolarda bence pay verilmesi gerekiyor. Ama Türkiye şartlarında bak şimdi şöyle düşün. Abi sen video çekeceksin. Editör tutacaksın. Kapak tasarımı var bir sürü. Yani bunlar senin 3-4 saatini alacak. 3-4 saate hani 60 bin lira para kazanacaksın. Değmez. Birazcık değmez ya. Abi 60 bin lira az para mı sen de ne diyorsun diyebilirsin. Ama ben 60 bin lirayı hani o verdiğim 3-4 saati giderim. Başka bir işe veririm. Daha fazlasını kazanabilirim. Ama yine yapacağım ya. Abi gerçekten YouTube güzel bir şey ya. Neyse bu video bu kadar arkadaşlar. Katladık zaten deli gibi. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Son videomuzun çekilişini editörümüz açıklıyor. Buradan izleyebilirsiniz. Kazanan arkadaşa hayırlı olsun. Görüşürüz.